Bu videoyu çekmek için okuldan kaçtım. Siz yapmayın, siz okulunuzu aksatmayın. Evet, hoş geldiniz videoma. Bugün arkadaşlar hiçbir yerde görmediğiniz en korkunç fotoğraflara bakacağız. Neden hiçbir yerde görmediniz? Çünkü arkadaşlar ben bu fotoğrafı yabancı kaynaklardan çaldım. Yani aldım. Reddit sitesinden aldım, yabancı youtuberlardan aldım vesaire. Ama fotoğraflar çok az bulabildim. Korkunç olan, gerilim dolu olan. Hadi isterseniz laf uzatmadan videoya uçalım ama bir saniye, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir daha abone olun. Hadi geçelim. Evet, birinci fotoğrafımız, görünüşte hiçbir şey yok. Bir tane abimiz var, şurada yakınlaştırayım. Bir tane abimiz var, mükemmel bir şekilde güzel bir yerde fotoğraf çekilmiş. Yalnız durduğu yer çok tehlikeli. Bana bir tane ayak var burada. Her neyse, göstereceğim o değil. Bu fotoğrafta arkadaşlar ufak küçük bir detay var bu manzarada yani. Bunun ne olduğunu bulabilecek misiniz bakalım? Bir bakın böyle bir etrafa. Ağaçların arasına bakın. Evet. Şimdi fotoğrafı bir tık daha yaklaştırıyorum. Evet. Şimdi bu açıdan bakın. Yani bu açıdan da göremezseniz yuh artık arkadaşlar yani. Kör gözünüzü şaka yapıyorum. Evet, görememeniz normal. Ben de görememiştim. Burada bir detay var. Abimiz değil. Bu abinin dışında, bu adamın dışında başka bir şeyler daha var. Şimdi fotoğrafı bir tık daha büyütüyorum ve arkadaşlar o korkunç görüntü ortaya çıkıyor. Hazır mısınız? Tıp 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 tıp. Ta-da! Gördüğünüz gibi arkadaşlar fotoğrafta değişik. Bu arkadaşlar bu bir... Evet, buna kurguda sansür atacağım çünkü bu kelimenin YouTube'da yasak olduğunu tüm YouTuber'lar bilir. O yüzden sansür atacağım. Siz ne olduğunu biliyorsunuz. Hani böyle i ile başlıyor, sonu r ile bitiyor. Yani ya ne olduğunu yorumlar kısmına yazın, diğer izleyicilerimiz anlasın. Ben söyleyemiyorum şimdi. YouTube çok sıkılaştı artık. Her şeyde ceza var lan YouTube'da. Her neyse, ikinci fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğrafı gösterir göstermez ne olduğunu anlayacaksınız. Evet, gördüğünüz gibi şurada bir tane değişik bir şey var. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim, kafası yok sanki bunun. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Burada ayak izleri var. Yani bu böyle ne zaman olmuş bu? 12 Ocak 2019'da olmuş. Saat 10:42 gece. Değişik. Evet, bunu o yüzden hızlıca geçiyorum. Bu da bir garip bir fotoğraf. Aslında bunda bir ifşa yok ama bu Mickey Mouse muydu bunlar? Herkes o maskeden takmış. Fakat tabii bazı kişiler takmamış o maskelerden ama. Sene kaçtı bilmiyorum ama fotoğraf alırken Reddit sitesine yazıyordu. 1900'lü yılların Mickey Mouse toplantısı gibi bir şeymiş yani. Herkes baksana Mickey Mouse şeyi takmış. Bu arada Mickey Mouse olmayabilir, bilmiyorum, unuttum ismini. Ben bu fotoğrafları 10 gün önce aldım yani. Evet, böyle bir herkes maske takmış, o yüzden aldım. Bir de Reddit sitesinde bu gündemdi. Yani bir zamanlar, o yüzden aldım bunu. Bu fotoğrafı şu şekil görmek çok zor. O yüzden bunu Photoshop dosyasında açacağız. Bunu Photoshop'a alalım. Fotoğrafımızı Photoshop'a sürükleyelim arkadaşlar. Yani bunu bu şekil görmeniz çok zor. Bir de telefondan izliyorsanız parlaklığınız kısıksa göremezsiniz. Şimdi bunun kilidini açalım. Görüntü ayarlamalar düzeyler kısmından fotoğrafa parlaklık verelim. Evet arkadaşlar. Hatta şöyle bir elips oluşturayım sizlere. Bakın arkadaşlar, şurada bir tane kafa var, şurada var, bir üstünde var, bir de şuralarda bir şeyler var. Ben de tam göremiyorum ama yani bunu aldığım sitede böyle gösteriyorlardı. Bir tane şurada, bir tane orada, bir tane burada var. Şuralarda falan da olabilir, bilemiyorum ama yani bu fotoğraf çok korkunç. Yani de aslında korkunç değil yani. Niye korkunç denmiş anlamıyorum. Yani kafa var değişik bir şekilde. Diğer fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğrafı görmeniz zor olabilir. Bir böyle bir bakın. Bakalım birlikte. Acaba bu fotoğrafta ne var? Acaba ne var? Evet, sen doğru bildin ya da bilemedin. Evet. Bilemeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Dın 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 dın. Fotoğrafta ranzanın en yukarısındaki yatakta arkadaşlar bir göz var şurada gördüğünüz üzere. Kadın böyle bir poz vermiş. Ve arkasında bir göz gözükmüş. Evet, bu bir korkunç foto. Kurgu da olabilir bilemiyorum ama o oraya nasıl geçmiş? Üstüne yorgan atmış bence. Evet, öyle bir şeyler olmuş. Geçelim. Burada görebilir misiniz bilmiyorum. Ben biraz zorlandım buna ilk baktığımda nerede olduğuna. Burada da bir hayalet gibi bir şey var. Burada da hemen gösteriyorum fazla uzatmadan. Şöyle görüyorsunuz, bir tane çocuk mu, genç mi, adam mı? Bir şeyler yapıyor ve sağ tarafta da hayalet şeklinde bir çocuk var. Yani şöyle baktığınız zaman şurada olduğunu görürsünüz. Değişik, bu da korkunçumsu bir şey. Düşünün, siz bir fotoğraf çekiniyorsunuz ve arkanızda bir şey gözüküyor. Evet, çok korkutucu bir şey. Bu fotoğrafı görmeniz imkansız. Çünkü bu fotoğrafı Photoshop dosyasında açacağız arkadaşlar. Nasıl olduğunu hemen bunu da Photoshop programına atalım. Bu bir aralar Facebook'un trend olduğu zamanlarda bu fotoğraf bayağı konuşulmuş. Bayağı kişi tarafından konuşulmuş. Şimdi şöyle bir kız var. Kızın ismini unuttum. Yazıyordu internet sitesinde. Şimdi Photoshop programımızda arkadaşlar şunu alalım ve bakın şöyle... Burayı seçelim. Görüntü ayarlamalar düzeyler kısmından açalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir adet kafa bulunuyor. 3 fotoğrafta da öyle. Bakın burada da işaretlemişler. Hatta sizler için orayı da seçeyim. Bakın seçtim. Görüntü ayarlamalar düzeyler kısmından. Fotoğrafı açıyoruz arkadaşlar. Ve bir kafa olduğunu görebiliyoruz.
Bakın şurada da var, bunu da göstereyim. Yani üçü de farklı demeyin. Bakın arkadaşlar, görüyorsunuz. 3 yerde de korkunç bir kafa olduğu net belli. Yani bu bir belki kardeşidir. Kardeşi yerde uyuyordur. Bilemiyorum ama gayet korkunç bir şey. Üste de yabancı bir şey almışlar bak. Evet, çok iyi anladık. Evet, bu da korkunçlu bir fotoğraftı. Bu bence ürkütücüydü. Diğerine geçelim. Bu fotoğrafımız arkadaşlar eskiden çok trendti. Belki de hala Instagram'da görebiliyorsunuzdur. Şimdi ekrana verir vermez anlayacaksınız hangi fotoğraf olduğunu. Tak! Bu fotoğraf arkadaşlar. Bunun ne olduğunu gerçekten bilmiyorsanız zamanında ne Facebook'ta ne de Instagram'da takılmışsınızdır. Arkadaşlar burada bir hanımefendi bulunuyor. Fotoğrafta hiçbir sıkıntı yok. Fakat yatağının altına baktığımız zaman da bir kafa olduğunu görebiliyoruz. Evet, ürkütücü mü? Yani evet, ürpertici. Tabii kurgu değilse bu arada. Eğer kurguysa mesela arkadaşın emisi, sen yatağın altına geç, ben fotoğraf çekeyim. Sosyal medyada gündem olalım. Bu fotoğraf baya eski. 10 yılı vardır belki de, bilemiyorum ama tam tarihini. Bu da ürpertici fotoğraflardan. Evet, her neyse, umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün korkunç fotoğraflara baktık. Değişik şeyler vardı. Evet, ürpertici. Bazılarına göre ürpertici bu video. Bazılarına göre komik. Mesela bana hiçbir şey, yani komik bence lan bu video fotoğraflar. Çoğu kurgudur. Bazı insanlar böyle sosyal medyada popüler olmak için değişik şeyler yapabiliyor. Günümüz YouTuber'larından veya başka bir şeylerden bilebilirsiniz. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Yandaki videolarıma tıklayarak, önceki videoları gelip de buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gayet eğlenceli, değişik, güzel bir video oldu. Yoruldum lan konuşa konuşa. Hoşçakalın. Bay bay.